Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 18 Aralık günlerden cumartesi, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci gençlik STK'ları buluşması programına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerle sohbet eden Bakan Gül, Türkiye'de demokrasi mücadelesinde çok büyük bedellerin ödendiğini söyledi. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde ikinci gençlik STK'lıları buluşması programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Sayın Bakan, 17 Aralık'ta bu sivil toplum buluşmasını organize etmekteki asıl amacımız sizin gençlik yıllarınızda sivil toplum örgütlerinde çok ciddi faaliyetler içerisinde bulunduğumuzu o günden unutmuştuk. Burada da sizin sivil toplum temsilcileriyle, öğrencilerimize böyle bu şekilde müzikle birlikte güzel bir buluşma yapma fikri hasıl oldu. Programa ayrıca Vali Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da katıldı. Programda sanatçı Aygün Çam, Elazığ türkülerinden kesitler sundu. Üstelik düştüm, çıktım şehir yoluna canlısı. Tesir edip oluma yaratan, merhamete gençlerle sohbet eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin en büyük gücünün gençlik olduğunu vurgulayarak tavsiyelerde bulundu. Gençler ülkemizin en büyük zenginliği. Bizim petrolümüz, doğalgazımız, öyle çok ciddi anlamda doğal kaynak zengini olan bir ülke değiliz. Andolsun onlar da çıkıyor 2023'te inşallah gelecek. Ama bizim bütün bunlardan daha değerli bir zenginliğimiz var, gençliğimiz var. Türkiye'nin en büyük gücü gençliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına, 2023'te yüzyıl oluyor, artık yeni yüzyıla giriyoruz. Ve yeni yüzyılda da en büyük ümidimiz, zenginliğimiz Türkiye'nin sahip olduğu gençlik ve gençlerimizin ufku, vizyonu, gelecek tasavvuru. Şimdi başkanım da söyledi, işte gençlere bu anlamda tavsiyelerle ilgili şunu tavsiye ederim. Gençler, tavsiye dinlemeyin. En iyi tavsiye sizin kendi vicdanınız, kendi kalbiniz. Bu tavsiye de dahil. Bakan Gül, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda çok büyük badireler atlattığını söyledi. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda da, Türkiye'nin özgürlükler yolculuğunda da bu anlamda çok büyük badirelerden geçerek bugünlere geldiğimizi hepimiz okuduk. Yaşayanlarımız 15 Temmuz'u yaşadık. Diğer darbe olduğunda 12 Eylül ve diğer önceki darbeleri birçoğumuz hatırlamıyor. 28 Şubat'ı belki bir kısım yaşadı, hissetti. Büyük çoğunluk da 15 Temmuz'u belki yaşadı. Diğerleri kitaplarda okuyoruz. Demokrasi mücadelesinde çok büyük bedeller ödendiğini kaydeden Bakan Gül, sivil toplum çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Türkiye'yi yönetecek akıllar, beyinler olarak ve güvendiğimiz beyinler gelecek olarak sizlere hayatınız boyunca demokrasiden şaşmayın. Milletin dediği her neyse demokrasi kazanmaya da kaybetmeye de pozitif yaklaşıma da eleştiriye de tahammül rejimidir. Ne olursa olsun milletin sandığından çıkan irade baş üstüne diye demokrasiyi her zaman özümsemek, milletin iradesini her zaman baş tacı etmek sizin en büyük usulunuz olsun. Bu çok değerli bir düşüncedir. Millet asla şaşmaz. Milletin verdiği her karar doğrudur. Dolayısıyla bu konuda sizin hayatınız boyunca ülkemize en büyük vereceğiniz katkılardan biri bu. Ve önemli diğer bir katkı da değerli arkadaşlar,
sivil toplum çalışmaları ve siyasi çalışmalar çok kıymetli. Ben Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdim. Az önce de, şimdi partideydim. Bizim Kadın Kolları Başkanımızın oğlu buradaydı. Hasan değil mi? Hasan. Ha, bu yaşlardaydık. Ben partinin anahtarı, bir anahtarı da bendeydi. Partiyi açıp kapama, çay pişirme. Arkadaşlar, ülkeye dair, idealize dair ne varsa onu yapmak çok büyük keyif verici bir durum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kovancılar ilçesinde incelemelerde bulundu. Yürütülen projeleri yerinde inceledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli ziyareti öncesi Kovancılar ilçesini ziyaret etti. Bakan Gül'e ziyaretinde Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Genel Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve AK Partililer eşlik etti. Bakan Gül, Kovancılar Karakoçan ve Palu Karma Organize Sanayi Bölgesi, Kovancılar Palu Bölge Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Kovancılar İlçe Başkanı Hacı Akpınar, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Gül'e briefing sundu. Destek ve taleplerini Bakan Gül'e ileten Başkan Akpınar, ilçeye yapmış olduğu ziyaretten dolayı da teşekkürlerini iletti. Bakan Gül, Elazığ'daki temaslarının ardından Tunceli'ye geçti. Tunceli'de cemevlerini ziyaret eden Gül, hukuki anlamdaki taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Elazığ'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tunceli'ye gitti. Bakan Gül, Tunceli programı kapsamında cem evlerini ziyaret etti. Şu anda zaten fazla bir yerde Ahmet dedeye de ruhu şad olsun, rahmet olsun, başımız sağ olsun. Uğursuza uğursuza düşürmeye, Allah Allah. Cümlemize Ehl-i Beyt'in aileyle. Gerçeğe hümmümüne ya Allah, ya Muhammed, ya. Evet. Burada kanaat önderleriyle bir araya gelen Gül, toplumun Ehl-i Beyt sevgisinde bir olduğunu belirterek, Kerbela hüznünün insanlığın ortak acısı olduğunu kaydetti. Evet, bugün burada Munzur Baba'nın, Baba Mansur'un, Düzgün Baba'nın, Ana Fatma'nın ve nice ulu erenlerin bulunduğu bu coğrafyaya saygılarımızı, hürmetlerimizi arz etmek üzere, o manevi atmosferi yaşamak üzere ziyarette bulunduk. Türkiye'de 84 milyon vatandaşımız her konuda farklı düşüncede olabilir ama bir konuda hepimiz ortak, aynı kanaatte sahibizdir. O da Ehl-i Beyt sevgisi, Hazreti Ali sevgisi, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin sevgisidir. Kerbela hüznü insanlığın ortak hüznüdür, ortak üzüntümüzdür, acımızdır. Bizim geçmişimizde, geleceğimizde birliktedir. Bin yıldır bu coğrafyada Alevi kardeşlerimiz bu toprakların asli unsuru olarak yaşamışlardır, yaşayacaklardır. Hiçbir zaman geçmişte bazı kötü örnekleri olsa bile red, inkar, Alevi inancını, Alevi vatandaşlarımızı inkar eden politikaları reddediyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Bakan Gül, cem evlerine yasal statü tanınması adına çalışmaların devam ettiğini belirterek hukuki haklı taleplerin yerine getirileceğini söyledi. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve özellikle cem evlerinin hukuki anlamdaki taleplerini yerine getireceğiz. Cem evlerine yasal statü tanınması konusunda çalışmalarımızı bizler de Adalet Bakanı olarak hukuki anlamda, mevzuat anlamında arkadaşlarımıza çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu konuda bu haklı talebinde, tüm hukuki taleplerin de yerine geleceğine inanıyoruz. Bunların hepsi haklı taleplerdir. Nasıl 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadığımız, vergisini ödediğimiz tüm bu konularda elbette hukuki haklarımızın da yine kabul edilmesi, tanınması çok meşrudur, haklı bir taleptir. Bunu da hükümetimiz yine yerine getirecektir. Elazığ Zülfuar Polis Meslek Yüksekokulu'nun Hankendi bölgesinde yapılacak olması nedeniyle Çaydıçıra Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi'ndeki Elazığ Zülfuar Polis Meslek Yüksekokulu'nun eski yeri dudak uçuklatan bir fiyatla satıldı. Elazığ'dan iki firmanın girdiği ihalede 140 milyon TL ile Meybulut İnşaat Arsa'nın sahibi oldu.
Ağır hasar olması nedeniyle yıkılan ve yeni binasının Hankendi bölgesinde yapılacağı Elazığ Zülfüvar Polis Meslek Yüksekokulu'nun Çaydaçıra Mahallesi'ndeki arsası satışa çıkarıldı. Elazığ'ın en değerli yerlerinden birinde yer alan ve Hulusi Sayın Caddesi'ne de cephesi olan Zülfüvar Polis Meslek Yüksekokulu'nun arsası İlbank tarafından satışa çıkarılmıştı. Toplam 21.750 metrekare olan arsanın emsal değeri 1.50, maksimum yüksekliği ise 24.50 olarak kayıttı. Arsa ticari artı konut alanı olarak imarlı. Ankara'da gerçekleştirilen ihaleye Elazığ'dan iki firma katıldı. İhaleye katılan M. Bulut İnşaat ile Aydın İnşaat kıran kırana yarıştı. 75 milyon TL'den başlayan ihale her iki firmanın karşılıklı yarışması sonucunda arsanın değeri 140 milyon TL'ye kadar çıktı. 140 milyon TL'lik dudak uçuklatan fiyatla arsayı M. Bulut İnşaat aldı. AK Parti Kadın Kolları Belediye İş Merkezi'nde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle kermes düzenledi. AK Parti Kadın Kolları Belediye İş Merkezi'nde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası münasebetiyle kermes düzenledi. Düzenlenen kermeste birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünler sergilendi. Satış yapacağız. Bunu bugün ikramlık olarak dağıt edeceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Yani satış olayı yok. AK Parti Kadın Kolları Ekonomi Birimi Başkanı Sümeyra Tekin, COVID salgınıyla yerli üretimin önemini bir kez daha anladıklarını söyledi. AK Parti Kadın Kolları olarak Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlediğimiz el emeği kermesimize hoş geldiniz. Ülkemizde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanmaktadır. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen COVID salgını, yerli üretimin kıymetini ve önemini göstermiştir. Bizler de bu öneme vurgulamak için el emeği kermesimizde buluştuk. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı ise tüm Elazığlı kadınları kermese davet etti. Belediye İş Merkezimizde Tutum ve Yatırım Haftası ile alakalı kermesimiz vardır. Buradan tüm Elazığlı kadınlarımızı bu kermesimize davet ediyoruz. Pandemi hayatımıza girdiği an itibariyle birçok can aldı. Sevdiklerimiz aramıza mesafe koyduğu yetmediği gibi aramızdan kopardıkları da oldu. Onlardan biri de SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer'di. 25 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Tuncer'in yaşam mücadelesi 18 Aralık'a kadar sürdü. Covid'e yenik düşen merhum Tuncer Mevlid programında dualarla anıldı. Bir yıl önce yakalandığı COVID hastalığına yenik düşen Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü merhum Ayhan Tuncer vefatının yıl dönümünde anıldı. Merhum Tuncer için ailesi tarafından İzzetpaşa Camisi'nde mevlid okutuldu. Mevlid programında eller semaya kaldırıldı, merhum Tuncer için dualar edildi. Elazığ'da Aralık ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde hak sahibi olan fakat geçtiğimiz günlerde çekilen kurada adı çıkmayanlarla ilgili AFAD açıklama yaptı. Yapılan açıklamada adına konut çıkmayan vatandaşlarımız için yeni kuralar çekilecektir denildi. Elazığ'da 27 Aralık tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından hak sahibi olanlar için çekilen kurada adı çıkmayanlar için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ek süresinde ve yine aynı yıl içinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde konutları hasar görüp yasal süreçleri tamamlanan 3.276 kişi AFAD'dan hak sahibi olmuştu. Hak sahibi olan 3.276 kişi için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 1894 konut arasından 16 Aralık tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde noter huzurunda kura çekilmişti. Kurada adı çıkmayan 1382 hak sahibinin akıllarındaki sorulara yanıt AFAD'dan geldi. AFAD açıklamasında, kurada adı olup konut çıkmayan 1382 hak sahibinin kuraları yine TOKİ tarafından konutların tamamlanması ile çekilecektir.
Ayrıca 16 Aralık 2021 tarihinde kuraya katılıp konut çıkmayan hak sahiplerinin listesi Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün elazik.afat.gov.tr internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilmiştir denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il vaka oranını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre Elazığ'da bir haftada 360 kişide koronavirüs görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İl il açıklanan tabloda Elazığ'ın da bir haftalık koronavirüs haritası ortaya çıktı. Verilere göre 4-10 Aralık tarihleri arasında Elazığ'da koronavirüs 100 bin kişide 61.74 oranında oldu. Açıklanan veriye göre Elazığ'da bir haftada 360 kişide koronavirüs görüldü. 24 Ocak depreminin ardından köylerde tamamlanan bazı çelik konstrüksiyon konutlar teslim edilirken Sivrice ilçesinin Güneyde köyündeki konutlarda ise sona gelindi. Öte yandan Maden'in Kızıltepe ve Hatun köylerinde de köy konutlarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası köylerde çelik konstrüksiyon evlerin yapımı sürüyor. Köylerde tamamlanan bazı çelik konstrüksiyonlu konutlar teslim edilirken Sivrice ilçesinin Güneyde köyündeki konutlar da sona gelindi. Maden'in Kızıltepe ve Hatun köylerinde ise köy konutlarının yapımı tüm hızıyla devam ediyor. TÜGVA tarafından düzenlenen kitap kurduğu yarışmasında öğrenciler okudukları kitaptan sınav oldular. Sınav sonucunda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye geneli düzenlediği kitap kurduğu yarışmasını bu yılda gerçekleştirdi. Elazığ'da da yoğun bir katılımın olduğu kitap kurduğu yarışmasında 745 öğrenci okudukları 5 kitaptan sınava tabi tutuldular. Belirlenen sınav merkezlerinde 745 öğrenciye okudukları kitaplardan 100 soru soruldu. Sınav sonunda dereceye giren öğrencilere 1700 ila 3500 arasında para ödülü verilecek. TÜGVA Elazığ Ortaokulu Koordinatörü Reşat Cengiz, Elazığ'ın yarışmaya başvuruda 6. sırada olduğunu kaydetti. Bu sene öğrencilerimizden çok güzel talepler aldık. Türkiye'de kitap kurduğu yarışmasına başvuruda 6. sıradayız 745 başvuruyla. Öğrencilerimizin kitap okumaya ne kadar değer verdiğini de bu şekilde görmüş olduk. Ayrıca yaklaşık 5 yıldır ilimizde uygulanan Elazığ Her Yerde Okuyor kampanyasına da vakıf olarak yaptığımız bu yarışmayla destek olduğumuzu düşünüyoruz. Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlemlisine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı tutuklandı. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 29 kişiye adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilo 665 gram kubar esrar, 372 gram toz esrar, 151 gram metamfetamin ve 23 sentetik ecza hap ele geçirildi. Elazığ'da bir köydeki ilkokulda başkanlık seçiminde aday olan 2. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Ucun başkanlık hevesi kendisine bakın neler yaptırdı. Elazığ merkezi 12 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçekapı Köyü İlkokulu'nun başkanlık seçiminde adayların heyecanı vardı. Çikolata ikram edeceğim. 8 farklı köyden yaklaşık 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulda başkan adayları sınıf sınıf gezerek oy istedi. İkinci sınıfa giden 8 yaşındaki Ömer Asaf Uç, verdiği vaatler ve seçim çalışmalarıyla herkesi kendine hem hayran bıraktı hem de güldürdü. Başkan seçimi. Okulu güzelleştirmek istiyorum ve düdükten kalan yemekleri götürmek istiyorum. Çünkü yemekler bayatlıyor. Daha güzel yemekler getireceğim, süslendireceğim okulu, daha da güzel süslendireceğim. Çikolata vereceğim, hediyeler getireceğim.
Özellikle okul duvarlarına astığı fotoğrafının altına Ömer Asaf Uca oy verin, gerisini boş verinle, oylarınıza talibim gibi yazılarla Ömer'in çalışmaları herkesin ilgisini çekti. İki arkadaşıyla birlikte sınıfları gezerek konuşmasını gerçekleştiren Ömer, ayrıca seçimi kazandığı takdirde okula taze yemek getirteceğini, öğrencilere çikolata, öğretmenlere ise tatlı ikramında bulunacağını söyledi. Bunlar çikolata arkadaşlarıma ve öğrencilerime çikolata vereceğim. Öğretmenlerime de çikolata vereceğim. Kazanırsam vereceğim hepinize. Büyük bir heyecana sahne olan seçim sonucunda rakiplerini bir bir geçen Ömer başkanlığı kazandı ve çikolata dağıttı. Çikolatalar arkadaşlarıma dağıtacağım. O bana oy verenlere teşekkür ederim. Öte yandan Türk Kızılay'ı Elazığ Şubesi'nin Minik Eller Üşümesin projesi kapsamında atkı, bere, eldiven ve çorap takımından oluştuğu hediyeleri dağıtmak üzere okula gelen şube başkanı Rahman Kızılkaya ve Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Ömer'in seçim çalışmalarını hayranlıkla takip ederek tebrik etti. Yolda oylarınızı bekliyoruz ve hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar eğer bu süper tepsisi çeşitse bu tepside çikolata dağıtacağım. Çikolata dağıtacağım. Biz onu duymamış olan, o düşmeten. O seçim vardı. Seçim vardı. Başkanım. Vallahi tabii geliyorum. Ama Ömer yani hakikaten boyundan ve yaşından daha marifetli bir çocuk oldu. Siz de başkan yardımcısı mı olacaksınız? Ömer buna kim ki? Tarımda kullanılan patpat aracını transite koyup taşıdılar. O anlar başka sürücüler tarafından kaydedildi. Tarım aracı patpatı başka bir araca yükleyip taşıdılar. O anlar başka sürücüler tarafından kaydedildi. Tarlaya ürün ekiminde ve toplanmasında kullanılan patpatı transit aracın içerisine koydular, bagaj kapağını da açık bıraktılar. Transitin içerisine güçlükle yerleştirilen patpatın tekerleklerine de kaymaması için taş koydular. Trafikteki bu tehlikeli yolculuk başka sürücüler tarafından kaydedildi. Karakoçan ilçesinde yaralı bu halde bulunan dağ keçisi Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karakoçan kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bir dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleriyle birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı keçiyi alarak tedavi ettirmek üzere Elazığ'a getirdi. Keçi Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre arka omuriliğinde daralma meydana geldiği tespit edilen keçinin felç kalma riskinin olduğu öğrenilirken, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı aktarıldı. Hayvan Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Cengiz Han, keçinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanemize Karakoçan kırsalında vatandaşlar tarafından görülmüş. Bu erkek dağ keçilerinin güç gösterisi esnasında birbirleriyle kavga etmeleri sonucu bu keçimizin omurlarına aldığı bir darbeyle sinir hasarı meydana gelmiş. Arka tarafını çekemiyor. Paraplejik oluşmuş. Bunu tedaviye aldık. Doğa Koruma ve Milli Parklar getirdikten sonra bunu tedaviye aldık. Tedavisi biraz da uzun sürecek tedavisi. Şu anda tedavisi devam ettikten sonra hayvanımızın sağlığına kavuşturduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklara tekrar teslim edip tekrar yine aynı Karakoçan'da doğasına hayvanımız bırakılacaktır. Mevlüt Kakkı olarak bilinen tiyatrocu Levent Genç ekibiyle birlikte hazırladıkları videoların internet ortamında büyük beğeni topladığını söyledi. Ömer Gulu, il dışından sipariş geldi. Çabuk gir kolye, gir kolye. Ya diler ki, hem bize malzeme gönder, hem de diler ki Ömer Gulu kendisi getirsin. Mevlüt Kakkı olarak bilinen tiyatrocu Levent Genç ekibiyle birlikte hazırladıkları videoların internet ortamında büyük beğeni topladığını söyledi. Elazığ ağzını yaşamak ve yaşatmak adına çıktığımız bu yolda çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. İl dışında ve yurt dışında çok güzel bir talep var. Biz her cuma videolar çekiyoruz, kısa metrajlı videolar. Çok güzel beğeniyle karşılaştık.
videolarımız paylaşılıyor. Her cuma dizi film gibi beklentiler var. Bizden ciddi videolar istiyorlar. Artık bu yakın zamanda YouTuber'lar bize ulaştı. Bizden içerik istiyorlar. Bizler de bu dükkanda bulunan tüm ürünleri bir malzeme haline getiriyoruz. Onları işliyoruz. Hiçbir eserime bir dakika düşünmeden direkt senaryolaştırmışımdır. Değerli dostlar, her ürünü kullanıyoruz. Bu küçücük odada çok büyük işler başardık. Şu küçücük dükkanda çok ciddi işler yaptık. Sanatı ve Elazığ'ı çok güzel bir seviyeye çıkarttık. Elazığ'a yeni bir işletme daha kazandırıldı. Sağlık çalışanlarını bir çatı altında toplamayı hedefleyen işletmenin açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Elazığ'a yeni bir işletme daha kazandırıldı. Sağlık çalışanlarını bir çatı altında toplamayı hedefleyen Sağlık Kültür Kafe, Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet verecek. Tüm Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı İlhan Şen, sağlık çalışanlarını bir arada toplayacak işletmenin amacına değindi. Bizler tüm sağlık sektörü çalışanları derneği olarak doğrunun, hakkın, sevginin, vefanın, şefkatin, samiyetin, özverinin, hoşgörünün bütünleştiği bir derneğiz. Ben ve arkadaşlarım bu derneğin temellerini atarken bu saydığım kavramlar misyonumuzu ve vizyonumuzu oluşturdu. Bu şirin kafe sağlık çalışanlarımızın dinleneceği, stres atacağı, dertleşeceği bir kafe olmakla birlikte halkımızla bütünleşeceğimiz bir merca oldu bizlere. İşletmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının zor bir sınav verdiğini söyledi. Tabii özellikle sağlık çalışanları çok iyi bir sınav verdi. Çok çetin ve zor bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ben öncelikle sağlık çalışanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi de sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Tabii hem sağlık, kültür, kafe sağlık çalışanlarımıza hitap eden ama aynı zamanda halkımızla Elazığlıları buluşturacak, sağlıkçıları, çalışanları buluşturacak güzel bir mekan. Değerli başkanımın dediği gibi sağlık çalışanları bu süreçte büyük emek verdiler. Gerçekten büyük fedakarlık yaptılar. Ben hepsini ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah bu mekana gelip bu mekanda dinlenecekler. O streslerini bir nebze de olsun atacaklar. STK platformu dönem sözcüsü Ergün Aslan, işin içinde sağlık olunca yapılan işler daha da bir anlam kazanıyor diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Konu sağlık olunca, insanlık için en önemli bir konu olunca ve bu konuda çalışan insanların da sosyal faaliyetleri için bir çalışma yapınca bu proje daha anlamlı, daha güzel bir noktaya geliyor. Ben hem projeleri için hem kurdukları dernekleri için ve çalışmaları için başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Konuşmalarının ardından işletmenin açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Sağlık çalışanları için açılan bu mekanı sen hayırlı eyle. Ya Rabbi amacına matuf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen hayrını, bereketini esirgeme. Doğru olsun. Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın'ın babası Ümit Taşkın vefat etti. Merhum Taşkın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın'ın babası Ümit Taşkın vefat etti. 65 yaşında hayatını kaybeden Taşkın için ikindi namazına müteakip İmam-ı Azam Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aziz ve muhterem müminler, tüm hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak hüsnü şehadetlerinizi makbul eylesin. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazına Taşkın ailesinin yakınlarının yanı sıra Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş başkanları katıldı. Allahu Ekber. Merhum Taşkın kılınan cenaze namazının ardından Akçakiraz Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri İmam-ı Azam Camii Taziye Evi'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Taşkın'a Allah'tan rahmet,
Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Günün gelişen haberlerini sizlere aktardık ve ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız deplasmanda karşılaştığı maçta BOTAŞ'a 90-51 yenilerek ligde 8. yenilgisini aldı. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Elazığ İl Özel İdare BOTAŞ deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı. Cumartesi günü Ankara Devseyir Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan BOTAŞ, birinci periyodu 22-6, ikinci periyodu 50-22, üçüncü periyodu 67-40 ve maçı 90-51 kazanarak parkeden 39 sayılık farkla galip ayrıldı. Ligin son sırasına demir atan Elazığ İl Özel İdare'de Melike Yalçınkaya'nın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, BOTAŞ'ta Jelena Dublevic 20 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Bir galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligin son sırasında kalan Elazığ İl Özel İdare gelecek hafta evinde Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 1. grupta kümede kalma mücadelesi veren Elazığ Spor ilk yarının son maçında pazar günü deplasmanda Fatsa Belediyespor'un konuğu olacak. TFF 3. Lig 1. grupta 2021-2022 sezonunun ilk yarısı pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. 17. haftada temsilcimiz Elazığ Spor deplasmanda Fatsa Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Maçın son çalışmasını Fatsa'da gerçekleştiren temsilcimiz de kaleci Okan, forvet Yusuf Ensar ve cezalı İzzet Ordu'ya götürülmedi. Ligde 7 maçtır galibiyet hasreti çeken Elazığ Spor kazanıp devreye moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü saat 13'te Fatsa İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçta Kocaeli bölgesinden Mehmet Güngör düdük çalacak. Temsilcimiz bu maç öncesi 13 puanla 16. sırada bulunurken Fatsa Belediyespor 19 puanla 10. basamakta. Yaşadığı puan kayıplarıyla zirve hedefinden uzaklaşan mavi beyazlı temsilcimiz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü. TFF 3. Lig 2. grubun 18. haftasında Kuşadası Spor'un konuğu olacak. Yaşadığı puan kayıplarıyla zirve hedefinden uzaklaşan mavi beyazlı temsilcimiz Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü TFF 3. Lig 2. grubun 18. haftasında Kuşadası Spor'un konuğu olacak. Zorlu maç için Aydın'a geçen mavi beyazlı ekibimizde Furkan Yiğit sakatlığı, Ömer Buğdaycı hastalığı ve Ömer Faruk Aydemir cezası nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Kuşadası Spor maçı için kafileye dahil edilen golcü İlhan Aslanoğlu ile stoper Şehmus Abdülkadir Aksu, teknik direktör Metin Akpınar'ın şans vermesi halinde sahada olacak. 19 Aralık Pazar günü saat 13'te Kuşadası Özertürk Stadı'nda oynanacak olan maçta Trabzon bölgesinden Murat Kasap düdük çalacak. Temsilcimiz bu maç öncesi 18 puanla 14. sırada yer alırken Aydın ekibi 25 puanla 6. durumda. Bölgesel Amatör Lig'de temsilcilerimizden FÜ evinde Bismil 21 sportif faaliyetleri konuk ederken Yol Spor ise deplasmanda Çınar Belediyespor'la karşılaşacak. Temsilcilerimizden Kovancılar Spor'un bay geçeceği haftada Fırat Üniversitesi GSK evinde Bismil 21 sportif faaliyetlerle Yol Spor ise deplasmanda Çınar Belediyespor'la karşılaşacak. Grubunda lider olan temsilcimiz Fırat Üniversitesi GSK, hafta sonu son sırada yer alan Bismil 21 sportif faaliyetleri ağırlayacak. 19 Aralık Pazar günü saat 13'te başlayacak karşılaşmaya Gençlik Merkezi Sentetik Çimsa ev sahipliği yapacak. Zorlu 90 dakikayı Murat Demir, Abdullah Maden, Şeyda Divarcıoğlu hakem triosu yönetecek. 15 puanla lider Fırat Üniversitesi'nin 4 puan gerisinde yer alan turuncu siyahlı temsilcimiz Elazığ Yolspor, ligin 8. haftasında pazar günü deplasmanda Diyarbakır temsilcisi Çınar Belediyespor'la karşılaşacak.
9 takımın mücadele ettiği bölgesel amatör lig 1. bölgeye 3. grubun 7. haftasını fikstür gereği maç yapmadan bay olarak geçiren Yoluspor, 8. hafta maçında 19 Aralık Pazar günü Çınar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Veysel Yamaç, Süleyman Oral, Yılmaz Kozak hakem triosunun görev yapacağı müsabaka Pazar günü saat 13'te Çınar İlçe Stadı'nda oynanacak. Bir diğer temsilcimiz Kovancılar Spor ise 8. haftayı bay olarak geçecek. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.